Selamun Aleyküm. Kıymetli izleyenlerimiz, Trakya Türk TV ekranlarından, İrfan Vakti programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Deniz Fatih Osmanoğlu, Tekirdağ İl Vaizi olarak görev yapmaya çalışıyorum. Sizlerle bu akşam bir Müslüman şahsiyeti nasıl olmalı, bu konu hakkında konuşmaya çalışacağız inşallah. Malumunuz, İslam gelmeden önce dünyada durum biraz karışıktı. İnsanlar tevhid akidesinden uzaklaşmış, kimileri nefislerine tapıyor, kimileri krallarına, yöneticilerine tapıyor, kimileri de kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. Ve Allah'tan uzak olma, tevhid bilincinden uzak olma neticesinde elbette bir putperest ahlakı yahut ahlaksızlığı söz konusuydu. Güçlünün her zaman haklı olduğu, haklı dahi olsa bizce, zayıfsa, fakirse insanların haksız sayıldığı bir zamandı bu zaman. Ve böyle sürüp gittikten sonra Allah Teala insanlığa İslam nimeti gönderdi yeniden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bizlere, insanlığa niçin var olduklarını, neden yaratıldıklarını, buraya ne amaçla geldiklerini ve buradan nereye gideceklerini öğretmek üzere, bildirmek üzere Rabbimiz Celle Celaluhu bizi İslam nimetiyle şereflendirdi. O zaman bu nimet sayesinde varlık amacımızı keşfetmiş olduk. Ve öğrendik ki bizler esasen sorumluyuz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurdu ki اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Biz emaneti, bu sorumluluğu dağlara, göklere, yere arz ettik de sunduk da onlar bunu kabullenmek istemediler. Bu yükü alamadılar, kaldıramadılar da bu sorumluluğu insan kabul etti diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. O zaman öğrendik ki biz bu sorumluluk bilinciyle yaşamak, hayatımızı böyle idame ettirmek durumundayız. Buna göre tevhid akidesine sahip olmak zorundayız. Bizleri yoktan var eden yegane bir ilahımız vardır ve bu alemde o ne derse öyle olmuştur, bizim hayatımızda da öyle olmalıdır. Böyle bir tevhid akidesinden sorumlu olduğumuzu öğrendik İslam nimeti sayesinde. Bu nimet sayesinde ahiret inancını benimsemiş olduk, değil mi? Yaptığımız işlerin bir gün mutlaka hesabını vereceğimizi, bu alemde ne yaparsak yapalım bize sorulacağımızı, Rabbimizin emirlerini yerine getirip getirmediğimizden, yasaklarından uzak durup durmadığımızdan, değil mi? İnsanların hakkını, hukukunu gözetip gözetmediğimizden, adaletli davranıp davranmadığımızdan sorulacağımızı öğrendik. Bizim bir ahiret bilinci olmamız gerektiğini kavramış olduk İslam nimeti sayesinde. Bu hepimiz için çok önemli bir gerçekti. Zira hayatımızı buna göre şekillendirmek durumundaydık. Aynı zamanda sorumluluğumuzun bir diğer ayağı da bu tevhid bilincini, bu Allah bilgisini, ahiret bilgisini sadece kendi hayatımızda, kendi içimizde yaşamak değil de aynı zamanda bu bilinci yaymak durumunda olduğumuzu öğrendik. İnsanlara bunu ulaştırarak, güzel ahlakımızla, inancımızı yaşayarak, buna örnek olarak insanlara bu inancı, akideyi öğretmek, bildirmek sorumluluğumuz olduğunu öğrenmiş olduk. Dünyayı bu inanç ile ve İslam'ın bize getirmiş olduğu güzel ahlak ile imar etme, ihya etme sorumluluğumuz olduğunu öğrenmiş olduk. Bütün bunları elbette Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz üzere, Rabbimizin emir ve yasaklarında, bize olan tavsiyelerinde gördüğümüz üzere ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, sahabe-i kirama olan ve dolayısıyla bize olan örnekliğinde nasıl yaptıysa o şekilde yapmamız gerektiğini elbette kavramış olduk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu bizden bir Müslümandan, şahsiyet sahibi bir Müslümandan tutarlı davranmasını istiyor kıymetli kardeşlerim. Tutarlı davranmak. Yani iman ettim demekle, ben de müminim, ben de Müslümanım demekle kalmayıp o imanı hayatımıza yansıtmamız gerektiğinden bahsediyor. Tutarlı bir mümin olmamız bunu gerektiriyor elbette. Peki nasıl?
İşte o imanı sözden hayata, sokağa, çarşıya, okula, evimize taşımamız gerektiğinden bahsediyor. Yani istikamet üzere bir hayat yaşamamızı istiyor bizden. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Rabbin sana nasıl emrettiyse, senden ne istiyorsa onu yerine getir. Bu kimseleri, böyle olanları müjdeliyor, methediyor Allah Teala. Diyor ki: İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Onlar ki Rabbimiz Allah'tır demiş. Sümme istekâmû. Sonra da istikamet üzere olmuşlardır. Böyle kimseler için ne dünyada ne ahirette herhangi bir korku, bir hüzün olmayacağını Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere müjde veriyor istikamet üzere olan kulları için. O zaman Müslüman Rabbinin emir ve yasaklarını hayatının sonuna kadar, üstelik ne pahasına olursa olsun yaşamakla mükellef olan, Rabbinin emir ve yasaklarını baş tacı eden ve bu doğrultuda yaşayan insandır. Müslüman, şahsiyet sahibi bir Müslüman, ibadetlerini yerine getirir. Rabbi istemiştir ondan bunları çünkü. Namazını kılar, 5 vakit günde en az, değil mi? Oruçlarını tas tamam Ramazan-ı Şerif ayında tutar. Zekatını verir zengin olanlar, buna imkan bulanlar, değil mi? Bununla beraber haramlardan, Rabbinin yasaklamış olduğu şeylerden de elbette uzak durur. Ve bütün bunlarla beraber gerektiğinde canını dahi ortaya koyabilir şahsiyet sahibi bir mümin. Evet, şahsiyet sahibi bir mümin Rabbinin rızası doğrultusunda gerektiğinde canını dahi ortaya koyabilendir. Bakınız, Allah Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş: Elem tara ilellezine kıyle lehum kuffu eydiyekum ve akimus salate ve atuz zekâ. Görmedin mi kendilerine hele siz bir savaşı bırakın, namazınızı kılın, zekatı verin dediğimiz kimseleri. Şimdi Allah Teala Müslümanların bidayette, başlangıçta güçsüz oldukları durumda elbette müşrikler tarafından saldırılara maruz kalıyorlar. Bazen öfkeleniyorlar. Savaşma isteği olduğunu dile getiriyorlar. Savaşma istekleri olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen o izin çıkmıyordu. Henüz buna vakit vardı. Allah Teala da onlara henüz bunun vakti gelmedi. Siz namazlarınızı kılın, zekatınızı verin, size söylenilenleri yapın diyordu. Ama felemma kutiba aleyhimul kıtalu iza fariqun minhum yahşavun en-nase ke haşyetillahi ev eşedde haşye. Ama onlara savaşmak farz kılındığında, artık Müslümanların imanlarına, İslamlarına düşman kesilmiş, onların Müslümanca bir hayat yaşamalarına tahammül edemeyen müşriklerle savaşmaları emredildiğinde, onlardan bir grup, bu bir grup, küçük bir grup, Müslüman grubu olabilir ama geneli münafıklar olmak üzere, yani iman ettiklerini söyleyen ama aslında iman etmemiş kimseler olan, münafıklar olmak üzere bir grup insan korktular. Hem de kehaşyetillahi, Allah'tan korkar gibi korktular. Hatta ev eşedde haşye. Hatta ondan bir insan Allah'tan, Rabbinden sakınmalı, korkmalı değil mi yanlış yaptığında? Onlar Allah'tan korkmaları gerektiğinden daha fazla korktular o kimselerden. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ. Dediler ki: Ya Rabbi, neden ki, yani şimdi savaşmanın sırası mıydı? Dediler. لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِبٍ. Hele biraz daha vakit tanıtsaydın bize, değil mi? Allah Teala bunlara cevaben diyor ki: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Dünya metaı dediğiniz şey, dünyanın o hevesi, nimetleri, bunların hepsi azıcıktır ve geçici şeylerdir. Vel ahiretu hayrun limen ittaka. İttika eden, sakınan, Rabbinden sakınan kimseler içinse, Rabbini seven, onun rızasını kaybetmekten endişe eden kimseler içinse ahiret ebedidir. Öyleyse insan ebedi olan nimetleri, güzellikleri bırakıp da bu geçici olan, fani olan dünyaya aldanır da sorumluluğunu yerine getirmezlik eder mi? Etmemeli. Rabbimiz böyle kimselerden olmamamız gerektiğini bizlere ifade ediyor. Bakınız, Gazze'de şu anda yaşananlar, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı şeyler, değil mi?
bize bu süreçte bir Müslüman nasıl olmalı, nasıl direnmeli, başlarına gelen bela ve musibetlere karşı nasıl bir sabır göstermeliyi gayet iyi öğrettiler. Değil mi? Bunu bize her gün daha fazla gösteriyorlar. O zaman şuurlu olmak, bilinçli olmak zorundayız kıymetli kardeşler. Her an her şeye hazırlıklı olmak durumundayız. Dünyalık menfaatlerimiz bizi Rabbimizin rızasından alıkoymamalı. Bizim Müslümanlığımızın, o Müslüman şahsiyetimizin önüne asla geçmemeli. Hani bizde iyi gün dostu kınanır ya, iyi gün kulu da aynı şekilde kınanır. Peki iyi gün kulu ne demektir? İyi gün kulu, İslam'da kendince görmüş olduğu güzel nimetlere, rahatlıklara bakıp bundan hoşnutluğunu dile getiren ama bir zorlukla karşılaştığı zaman da hemen pes ediveren, hemen daralıp sıkılan kimseleri ifade eder aslında. İyi gün kulu olmak. Başlarına bela ve musibetler geldiğinde neden beni buldu ki deyip tökezleyen kimseleri ifade eder. Allah Teala bunlardan şöyle bahsediyor, bakınız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan kimileri vardır ki onlar böyle şartlı olarak diyebiliriz. Şartlı olarak Allah'a kulluk ederler. Şartlı. Veya bir böyle uçurumun kenarında gibi, ha düştü düşecek gibi veya bir hani pamuk ipliği derler ya, koptu kopacak gibi. Böyle imanı olanlardan bahseder. فَاِنْ اَصَابَتْهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Eğer ona bir hayır, bir güzellik isabet edecek olsa onunla mutmain olur, onunla sevinir, rahatlar, ne güzelmiş der. Ama وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ Eğer bir imtihanla karşılaşacak olursa o zaman gerisin geriye döner diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Elbette bunlar için devamında hasira dünya vel ahira, bunlar dünyalarını da ahiretlerini de kaybetmiş kimselerdir diye bahseder Rabbimiz Celle Celaluhu. O zaman şahsiyet sahibi bir mümin yalnız iyi gün kulu olmaz. Aynı zamanda başına gelen bela ve musibetlere karşı da dirençli olmak, yine Rabbine karşı ümidini her daim korumak, muhafaza etmek durumundadır. Müslüman her zaman, her koşulda Rabbine güvenen, ona dayanan, hayatını onun rızasına göre şekillendirendir. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki ayet-i kerimede, قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, kim diyecek? Hepimiz. Hepimizin demesi gereken bir şey bu aslında. Hepimizde bilinç haline gelmesi gereken bir şey bu. Nedir o? Şöyle demek. İnne salati, benim namazım. Ve nusuki, sair ibadetlerim. Ve mahyaya, ve bütün hayatım. Ve memati, ölümüm. Lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah için namaz kılmayı biliyoruz. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya diyor ve Rabbimiz bizden istediği için, değil mi, namazlarımızı kılmaya, ibadet etmeye çalışıyoruz. Bütün ibadetlerimizi de bu bilinçle yapmak yetmedi. Bütün hayatımızı Rabbimizin isteğine, rızasına göre şekillendirmek. Ölümü de yine Rabbimizin razı olduğu bir şekilde karşılamak arzusunda olmak icap ediyor. Hepimiz için kıymetli izleyenler. Bir de elbette zayıf karakterli olanlar var. Değil mi? Kim onlar? Zorluklar karşısında hemen usanıp tükeniveren, tökezleyip hatta imanını yitirebilen kimseler var. Değil mi? Bunlar mesela refah geldiği durumda, refahın kimden geldiğini unutup aldanan kimselerdir aynı zamanda. Bir refah varsa, bir zenginlik varsa, güzel bir, rahat bir yaşam varsa, değil mi? Bu sefer o refah hayata aldanıp Rabbini unutan, ahireti unutan, başta söylediğimiz gibi o hesap verme bilincini, değil mi, bilincinden kopan kimselerdir bunlar. Elbette bunlardan olmamak durumundayız. Değil mi? Şahsiyetini zamanın veya zeminin, yani çevresinin baskın kültürüne göre şekillendiren
kimseler vardır yine. Zayıf karakterli olarak sayabileceğimiz kimselerden. Nasıl yaşıyorsun sen? Şu şekilde yaşıyorum. Neden böyle peki? Çünkü zaman böyle gerektiriyor. Çünkü etrafımdaki insanlar böyle diyen. Ama bir mümin için etrafındaki insanlar, etrafındaki kalabalıklar, içerisinde bulunduğu toplum ne şekilde yaşıyorsa yaşasın, neticede kendisi yine o ahiret bilinciyle, hesap verme şuuruyla, Rabbinin rızasını hedefleme bilinciyle aslında yaşamamız gerekirdi. Ama bunu unutabiliyoruz, unutabiliyor bazı insanlar. Peki, Müslüman şahsiyetine uymayan, bu gibi yanlışlardan emin olmak için o zaman ne yapmak gerekir? Elbette örneğimizi, değil mi? Kur'an ve sünnet olarak belirlememiz icap eder. Bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala ayeti kerimede قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Size Allah'tan bir nur geldi. Değil mi? Ve apaçık bir kitap geldi buyuruyor Rabbimiz. Ne yapıyor peki bu kitap? يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامُ Allah Teala kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir diyor. Sonra ve yuhricuhum min az-zulumati ilen nur. Onları karanlıklardan, zulümattan aydınlığa, nura çıkartır o kitap sayesinde bi iznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim ve onları dosdoğru yola erdirir diyor. O zaman şahsiyet sahibi bir müminin rehberi mutlaka Kur'an-ı Kerim olmak durumundadır. Bizim örneğimiz, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede Cuma suresinin hemen baş tarafında "Huvellezî ba'ase fil ümmiyyîne rasûlen minhum." O Allah ki o ümmi olan, okuma yazma bilmeyen toplumlara peygamber göndermiştir. Peki ne yapar o peygamber? "Yetlû aleyhim âyâtihi." Onlara ayetlerini okur. Rabbinin ayetlerini okur. Ve yuzekkihim. Onları tezkiye eder, temizler. Sonra ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Böyle bir peygamber göndermiştir Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere. O zaman örneğimizi, önderimizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak belirlemek durumundayız şahsiyet sahibi müminler için. Yine Kur'an-ı Kerim Müslüman şahsiyeti nasıl olmalıya dair bize çokça örnek veriyor. Bunlar başta elbette peygamberlerdir ve şahsiyet sahibi peygamberler, mümin kimseler deyince elbette başta akla gelenlerden biridir İbrahim aleyhisselam. O bütün halkı, bütün kavmi putlara tapmasına rağmen, değil mi? Kendisi bunun yanlış olduğunun bilincinde olarak tek başına o gencecik haliyle karşı durmuştur buna. Değil mi? Bu uğurda hatta hayatını tehlikeye atmıştır. Bu uğurda onu Rabbinin rızası için ateşe atılmaya razı olabilmiştir. Orada Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın ve kavminin halkı ile bir diyaloğu var. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor bize. Diyor ki: "Kad kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim vellezina ma'a." İbrahim'de ve ona uyanlarda sizde, size güzel bir örneklik vardır. O zaman İbrahim Aleyhisselam'da ve onun ümmetinde bizim için güzel bir örnek olduğundan bahsediyor Rabbimiz. Peki ne olmuş orada? İz galu li kavmihim. Onlar o kavimlerine, o halkına dediler ki: "İnna bura'u minkum." Biz sizden beriyiz. Bizim sizinle hiçbir işimiz olamaz. "Ve mimma ta'budun min dunillah." Ve Allah'tan gayri tapmış olduğunuz şeyler var ya, biz onlardan beriyiz. Onlarla bizim hiçbir alakamız, irtibatımız yoktur. "Keferna bikum." Biz sizi reddediyoruz. Sizin inancınızı, sizin akidenizi, tutmuş olduğunuz bu yolu reddediyoruz. "Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagda." Ve aramızda "Ebeden hatta tu'minu billahi vahde." Yalnız Allah'a iman edinceye kadar bir öfkenin, bir buğzun, bir düşmanlığın başlamış olduğunu ilan ediyoruz diyor
İbrahim aleyhisselam ve kavmi. O zaman içerisinde bulunduğumuz toplum nasıl olursa olsun bizim sahip olduğumuz o tevhid inancı, akidemiz her daim sapasağlam olmak durumunda. Değil mi? O zaman şahsiyet sahibi bir mümin en çok Allah'ı ve Resulünü sever diyoruz. Allah ve Resulünün sevgisi başkalarının bizi sevmesinin önüne geçerse elbette başkalarını değil Allah ve Resulünü tercih ederiz. Şahsiyet sahibi bir mümin elbette en çok Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkar. En çok Allah'a karşı gelmekten sakınır. Onun rızasını her şeye önceler. İnsanların beğenisiyle Allah'ın beğenisi arasında bir çatışma olduğu durumda elbette Rabbinin rızasını tercih eder. İnsanlar bizi beğenmeyecek olsalar bile, bizi kınayacak, eleştirecek olsalar bile, bizi sevmeyecek, bizden uzaklaşacak olsalar bile bizim için önemli olan esasen Rabbimizin rızası, Rabbimizin sevgisi ve onun sevgisini kaybetmemek şuuru, düşüncesi olmalı elbette. Şahsiyet sahibi bir mümin elbette Rabbini çokça anacaktır. Her işinde daima Rabbi ile beraber olacak, onu unutmayacaktır. Şahsiyet sahibi bir mümin daima peygamberini örnek alacaktır. Onun hayatını okuyacak, öğrenecek, çektiği sıkıntılara bakacak, ashabıyla ilişkilerine bakacak, insanların hayatlarını nasıl düzenlediğine bakacak, kendi hayatına oradan büyük dersler çıkaracaktır. Şahsiyet sahibi bir mümin her zaman adil davranacaktır. Bu adalet kendi veya kendisi veya sevdikleri aleyhine olsa bile, gerektiğinde kendi aleyhine, sevdikleri aleyhine bile şahitlik yapabilecektir. Eğer doğrusu oysa adaletten asla taviz vermeyecektir. Şahsiyet sahibi bir mümin günaha düşse bile Rabbinden ümidini asla kesmeyecek ve yine ona yönelecektir. Bizler insanız, hata yapabiliriz, bazen tökezleyebiliriz. Ama ne olursa olsun Rabbimizin merhametinden ümidimizi asla kesmemeliyiz. Şahsiyet sahibi bir mümin, Rabbini tanıyan, bilen, seven, daima onu uman, onun rızasıyla sevinen kimsedir. Evet, kıymetli kardeşlerim, bu akşam İrfan Vakti programımızda sizlerle Müslüman şahsiyetine dair konuşmaya çalıştık. İnşallah burada okuduğumuz ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, peygamberimizin buyruklarından hepimiz istifade etmişizdir, etmeye çalışmışızdır. Allah Teala bizi şahsiyet sahibi müminler eylesin. Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Sudan'daki, daha bizim bilmediğimiz her yerdeki zor durumda olan kardeşlerimize yardım eylesin, bizleri de bunda vesile eylesin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.